kadar yorulmuş ki yatırdığım gibi uyudu. Çok tatlı maşallah. Seni de çok sevdi bu arada. Haliççan'la bayağı iyi anlaştılar yalnız. Ona abilik etti. Ya etti değil mi? Yalnız ben Atlas'ı uzun zamandır ilk defa bu kadar iyi gördüm. Belki Haliççan'la arkadaşlık etmek ona iyi gelmiştir. Evet, olabilir. Ama tabii hayatında bir baba figürü olmadığı için senin de olman onu olumlu etkiliyor bence. Feyza, tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geç oldu. Ben kalkayım artık. Biraz daha kalsan. Ben aslında bir süredir seninle yalnız kalıp bir şey konuşmak istiyorum. Tamam, olur. Otursana. Seni dinliyorum. Çağatay, çok zor bir dönemden geçiyorsun. Biliyorum, her şey çok karışık. Çok farkındayım. Her zaman yanında olduğumu bil istiyorum. Biliyorum, bilmez miyim? Ben seni anlıyorum. Neyi neden yaptığını, neyi ne tepki vereceğini çok iyi biliyorum. Seni en iyi ben tanıyorum. Belki de yaşadığın bütün bu çalkantı sonunda doğru insanı bulman içindi. Feyza, biz arkadaşız. Çağatay, benim sana olan hislerim geçmedi. Bunu görmüyor olamazsın. Bak, seni asla üzmek istemem, bunu çok iyi biliyorsun. Ama şu an öyle bir durumdayım ki... Çok iyi farkındayım. Hatta bunu en iyi ben biliyorum. Bırak yanında olayım. Her şeyin üstesinden birlikte gelelim, ne olur. Feyza bak. Ne düşüneceğimi, sana ne söyleyeceğimi inan bilmiyorum. Şu anda tek düşündüğüm şey Haliççan ve işim. Yani yeni bir ilişkiye falan başlayamam ben, üzgünüm. Peki, anlıyorum. Bak, konunun seninle hiçbir alakası yok, tamam mı? Konu benimle ilgili. Hala Yıldız'a dönmeyi düşünmüyorsun, değil mi? Hayır, o konu bitti. Kumru mu o zaman? Niye anlamak istemiyorsun? Ne kumru, ne Yıldız, ne bir başkası. Benim tek odaklanmam gereken yer oğlum ve işim. Oğlun. Feyza, evet, sen de gördün. Daha çok küçük ve bana ihtiyacı var. Evet, doğru. Oğlun daha çok küçük Çağatay ve sana çok ihtiyacı var. Hı hı. Aylardır başkasının çocuğuna babalık yapmanı izliyorum ben. Ne diyorsun Feyza sen Allah aşkına? Yeter artık. Aç biraz gözlerini. Gerçeği gör artık. Feyza, gerçek ne? Atlas senin oğlun. Ne? Efendim Burak. Abi, gözüne çarpan bir şey olursa haber ver demiştin. Evet. Yıldız Hanım ve Doğan Bey burada. Ne? İkisi de Yıldız Hanım'ın odasına kapandılar. Bir süre bekledim ama çıkmadılar. Sana haber vereyim dedim. Tamam Burak, sağ ol. Sen yine bir şey görürsen haber ver, tamam mı? Tamam abi. Allah'ım ya Rabbi ya. Adamı katil eder bunlar. Sen biraz önce bana ne söylediğin farkında mısın? Gayet iyi farkındayım. Burunun ucunda kendi oğlun dururken bir başkasının çocuğunu sahiplenmene dayanamıyorum artık. Nasıl yani ya? Ne nasıl? Çağatay, bırak artık. Yıldız'ı, Kumru'yu bırak artık. Biraz artık bizi gör istiyorum. Sen kendini bu konuda haklı mı görüyorsun? Ha? Görüyorsun. Böyle bir şey sen bana nasıl söylemezsin ya? Ha? Böyle bir şeyi sen bana nasıl söylemezsin? Söyleyecektim. Sana hamile olduğumu söylemeye geldiğim gün benden ayrıldın Çağatay. Oğlumu doğurmak istedim seninle ya da sensiz. Senin böyle bir şeye tek başına karar verme hakkın yok, anladın mı? Senin böyle bir şeye tek başına karar verme hakkın yok. Bak, eğer Atlas benim oğlumsa bunu bana soracaktın.
Eğer mi? Ha ben yalan söylüyor olabilirim yani, öyle mi? Feyza, ben sana sordum Atlas benim oğlum mu diye. Bunca zaman niye sustun sen o zaman? Asla söylemeyecektim Çağatay. Asla söylemeyecektim. Ama boşanmaya karar verdin, kafam karıştı. Fikrimi değiştirdim. Yani belki bir aile olabiliriz diye düşündüm. Aile mi? Ya sen çıldırdın mı, kafayı mı yedin? Bana ne yaptığının farkında mısın sen? Sen bana ne yaptığının farkında mısın? Ben tek başıma yaşam mücadelesi verirken sen bir başkasının çocuğunu sevmekle meşguldün. Sen bana ne yaptığının farkında mısın? Bilmiyordum çünkü. Çünkü bana söylemedin Feyza. Ya sen bunu bana nasıl yaparsın ya? Ha? Ben sana inandım, güvendim. Sana çok büyük bir kazık atmışım gibi davranma bana. Attın Feyza. Bana hayatımdaki en büyük kazığı sen attın. Söylemese miydim yani? Hamile olduğunu ilk öğrendiğinde söyleyecektim Feyza. Şimdi değil. Nereye? Feyza yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Çağatay dur biraz lütfen. Uzatma. Kalbini kırarım.